Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle tüm çalışan ustalarımıza kolay gelsin. Havalar bayağı ısındı. Şu anda bu sıcakta çalışmak hiç de kolay değil. Bir de kliması olmayan arkadaşlar için gerçekten çok zor şu anda. Bugün bir şu gördüğünüz ilerideki inşaat için su borusu kanalı kazıyorum. Buradan su borusu çekecekler. Şu anda kanalı oraya doğru götürmemiz lazım. Çok da derin kazmayacağız. Zaten geçici olarak kullanılacağı için daha sonrası için de yeni bir hat kazacağız. Şu anlık inşaatın bitimine kadar şu hatta kullanmaları lazım. Su ihtiyaçlarını gidermeleri için. Ondan dolayı pek de derin de kazmayacağız. Yoksa buralar bu arazi sürülen bir arazi olsaydı 80 santimden aşağı kazmazdık çünkü traktörle sürdükleri zaman boru takılabilir. Onun için bu geçici olduğu için bir de şurada temel var. Temelin yan tarafına kazıyoruz. Yani bu engel değil artık. Biraz taşlı arazi olduğu için kazılması zor oluyor. Çok da taşlı değil aslında ama şu ileri taraf yumuşaktı. Burası biraz taşlı çıktı. Bu arada makinamız CSB 2017 model 4CX. Bundan önce Hidromek Alfa 6 vardı. Pardon, Alfa 5 vardı bende. O da 2016 modeldi. Bu piston pompa o Hidromek'ten daha iyi bir pompaya sahip. Piston pompa paletli pompasında aynı mevcut. Paletli pompası da piston pompa. Supra, Hidromek Supra modelleri de piston pompa. Eğer ki tercih etmek isterseniz Hidromek Supra modelini tavsiye ederim. Arkadaşımız makinanın kabin içi kabin tanıtımını istemiş de en yakın sürede kabin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Kanala biraz destek vermeniz lazım. Kanala abone olup videoları beğenin. Yakın çevrenizde insanlara videoları önerirseniz biraz daha çok kitleye ulaşırsak daha iyi olur. Makinayla ile ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla size anlatıp videoyu çekip size göstermek isterim. Bilgim olduğun dahilince. Kıza ayağını tam çekmeyince şöyle uyarı ikazı verir. Yani şuradaki mandaldan direksiyonu kaldırıp daha rahat dönmemiz için. Onun haricinde kanal kazımı yaparken
lastiklerimizi, tekerlerimizi çapraz konumundan düz konuma getirsek daha iyi bir daha düz çıkarırız kanalımızı. Ben bu kanalda özenmediğim için biraz yamuk gitti başta. Yani eğer ki özenip tam düz şiş gibi bir kanal çıkarmak istiyorsanız lastiklerinizi, tekerlerinizi çapraz konumundan düz konuma getirin. Yani arabanınki gibi sadece ön tekerler dönerse öyle daha iyi kanala doğru tam düz çıkarsınız. Zemin bayağı sert. Kovanın hareketlerinden de anlıyorsunuzdur sekliğinden dolayı. Çünkü taşlı olduğu için tırnakları da yerine olduğu için tam oturmuyor. Her taşa takıldığı için makinayı da sallayabiliyor. Kova kendisi de sallanabiliyor. Şöyle kovanın sırtını da verip az da olsa biraz taşları falan ezerek yeri düzeltirim. Boruyu döşeyecek arkadaşlar rahat çalışsınlar diye. Yoksa herhangi bir şeyi yok yani. O kadar çok özenmeye gerek yok. Sadece rahat çalışabilirsinler diye. Kanalın içerisinde rahat yürüyebilsinler diye. Kovanın sırt kısmını yere kanala doğru sürtersek daha düz bir zemin ortaya çıkar. Şöyle baktınız tam kanalı ortalanmamış. Şöyle hafif havaya kaldırıp sağa sola nereye eğer ki gitmeniz gerekiyorsa makineye ona göre kaydırabilirsiniz biraz da. Kanalın az daha düz çıkabilmesi için. Yeni başlamak isteyen arkadaşlar bu mesleğe onun haricinde bilmediği şey olursa, öğrenmek istediğiniz bir şey olursa dediğim gibi yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla elimden geldiği kadarıyla yardımcı olup sizlere yardım ederim Allah'ın izniyle. İlk 20-30 santimde pek taş yok da 30 santimin altında bayağı bir taş çıkıyor. Ondan sonra arazi sertleşiyor. Fark ettiyseniz. Kanal bitince hemen borularını dizerler. Ondan sonra da kapatma işlemini uygularız. Kazdığımız kanalı kapatır, işimiz biter.
Sağ olasın abi. Şöyle yapsanız burada yüzeyden gelecek değil mi? He aynen yüzeyden gelecek. Peki götür, duvar dibinden götürsen. Şundan dolayı söylüyorum. Yarın belediye burada yol çalışması yapacak. Buradan patlatır zaten. Burası şu an normalden 70-80 santim yüksek. Anladım. Siz burada hata yaparsınız zaten. O aşağıda kimse var mıydı acaba? Yani bence yanlış yaptınız. Kendi başınıza iş açarsınız. Çünkü belediye buraya girdiğinde senin benim borumu dinlemez yani. Yo onu anladım. İşte bana da dediler buradan kaz, ben de onun ama için kazıyorum. Abi onlar çok aklına uymaz. Şeyden alıp sonuçta kendi sahasına götürmeyecek. Aynen orada girişe götürecek. Peki bir bak bir ama. Yo gördüm, sen dediğin daha mantıklı da. Gerekirse duvara yaslayarak fark etmez yani. Ya da orada kendi duvardan var ya. Bir kürekle bile açsan ya da sen. Ya şimdi oradan yüzeysel gidecek zaten buğdaydan. Buğdaydan direkt o köşe duvarın duvar üzerine gelse, oraya gelse zaten orada bıraksa da olur. Bıraksa değil, duvar dibinden götürsün, kendi alanıdır artık. Yol çalışmasına müdahale olmaz, bunu patlatırsınız. Bana göre ha. Valla nasıl bana yapalım? Ben bir arayayım o zaman, gelip şey yapsın, baksın. Ben sizin için diyorum, bana göre yanlış. Ya, bana da böyle dediler kaz. O bilmedense onlar çok mantık yürütmez yani. Bence o. Sence kendi dibinden götürsen müdahale olmayacak. Yani valla. Ya da yarın burada bir müdahale oldu. Bir şey olup buradan kaldıracak var oradan. Ya da sen bilirsin. O zaman devam edin. Ben bir arayayım, bir şey yapsınlar. Gelsin bir. Eğer sorumlusu varsa. Şu aşağıda boruyu diziyorlar zaten. O sizin panolar var ya aşağıdaki. O panoların arkasındalar. Sen o tarafı gidersen, istersen dediğin gibi bana söylediğin gibi söylesen. Nasıl yapalım bilmiyorum ki. Stop edin, biraz makina dinlensin. Bir de şunları bir arayalım.